Hemen sözü Zeynel onlara bırakıyorum. Cumhuriyet coşkusu yaşanmaya başladı bile. 5 ülke 5 şehir bugün Sarıyer'de bir araya geldi. 5 ülke 5 yürüyüşü başlayacak. Sarıyer'de bir araya geldi. Kortej yürüyüşü başlayacak. Saat 16.30'da çocuklar buraya geldiler. Çünkü 29 Ekim'in 100. yıl buraya geldiler. Kutlamak için şu anda Sarıyer'deler. Yanında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Sarıyer'deler. Uzatmadan hemen onun duygu ve düşüncelerini genç varlık uzatmadan hemen onun duygu ve düşüncelerini anlatmak ve biz bugün değil, 24'ünde... coşkulu bir ortam ve biz bugün değil 24'ünde başladık. Okullarda, kendi okullarımızda, kreşlerde, SAGEM'lerde, farklı yerlerde kutlamalar yapıyoruz. Mesela bugün benim katılabildiğim sadece 3 kreşimiz vardı. Dün başka kreşlerde kutlandı. Yani kutlamalar devam ediyor. Şimdi bugün kortej yabancı gruplarla beraber yaklaşık 1000'e yakın insan yürüyeceğiz bugün burada. Sarıyer merkeze kadar ve orada etkinlikler yapılacak. Ve yarın öbür gün aynı şekilde çeşitli mahallelerde bu gelen yabancı gruplar şey yapacak. Şimdi bizim Uluslararası Boğaziçi Kültür Sanat ve Halk Dansları şöleni bu şeyin adı. 5 ülke 5 şehir Sarıyer'de buluşacak. Bulgaristan, Moldova, Karadağ, Osetya yani Rusya'dan Kıbrıs Girne'den geldiler. Ve bunun yanında Yunanistan'da geldi ama programa gelmek istemediler. Bu Orta Doğu'daki olaydan dolayı, savaştan dolayı. Ve Van, Diyarbakır, Edirne, Tekirdağ, İstanbul'dan, Üsküdar, Sultanbeyli, Beşiktaş'tan halk oyunları gruplarımız katılacak yine. Bu Cumhuriyet kutlamasına ayın 29'una özellikle Büyük Cumhuriyet Korteji yürüyüşünden önce yapılan etkinlikler bunlar. Alanda da devamlı devam ediyor çocuklar için. Ve de 29 akşamı konserler o şeyin yürüyüşüyle beraber 1990'lara gidiyoruz. 90'ların popuna ve de hem onları yad etmek, hatırlamak hem o dönemin güzelliklerini hatırlamak anlamında olacağız. Ve bugünkü etkinlik çok güzel bir etkinlik olacak. Cumhuriyet'in 100. yılını ve şöyle bir şey var. Çok enteresan. Gelen gruplar bunun farkına vararak gelmişler. Yani biz Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz Türkiye için. Çünkü Cumhuriyet çok önemli bir yönetim. İşte özellikle de saydığım yabancı ülkelerden gelenler. Ve biri bir şey söyledi, çok güzeldi. Keşke savaşın şu anda olduğu yerlerde de Mustafa Kemal yaşamış olsaydı. Eğer oradan da bir Mustafa Kemal Atatürk geçmiş olsaydı, yurtta barış, cihanda barış, o vurgu her bir yerde olur. Bana göre savaş olasılığı da azalırdı dedi. Bu dışarıdan gelen bir grubun, bir temsilcisinin böyle bir şey söylemesi de çok önemli. Biz diliyoruz ki bunu bizim herkes... Herkes bu işin farkına varsın. Biz buradan Cumhuriyet Bayramı'yla Cumhuriyet'in 100. yılında mesele sadece bir kutlama yapmak değil, Cumhuriyet'i anlamak ve Cumhuriyet'le yaşamak, Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet'le yaşamak olarak algılamak lazım. Bütün bu çocuklarımız var. Biraz önce kreş programlarında da aynıydı. Yani bu memleketin taşıyla, toprağıyla, insanıyla Cumhuriyet çok hak ettiği belli. Ben özellikle sevgili Merdan hocama buradan tekrar sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Onun da Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Tam da güzel bir döneme denk geldi. Ve ben işte grupları da bekletmeden devam edelim diyorum. Siz buradan kortej yürüyüşüne başlayacaksınız. Kortej yürüyüşü başlıyor şimdi. Yaklaşık bir 2-3 kilometre yürüyeceğiz. Aşağıda Sarıyer Demokrasi Meydanı'nda etkinlikleri olacak. Her ülkeden gelenler kendi etkinliklerini sunacaklar. Ve ondan sonra saat 7.30-8'e kadar devam edecek. Ve bu akşam bizim Kilyos'taki sosyal tesislerimizde de Türk gecesi yapacağız. Hem bizim halk danslarımız hem bunun yanında da Türk yemekleri, gelenekleri ve onların da gelen misafirlere sunulduğu bir ortak kutlama şeklinde gelecek, geçecek bu akşam. Yani insanların böyle özellikle çok zor günler yaşadığı Türkiye'de bu bile ayrı bir güzellik diyorum ben.
Çocukların da bu yaşta bununla artık büyüyor olması çok kıymetli değil mi aslında? Evet, yani bu cumhuriyet bilinciyle büyüyorlar. Yani keşke öyle bir şey söz konusu. Yani bizim burada ben özellikle konuşmalarda herkesin bu sorumlu artık hissetmesi gerektiğini ve bu sorumlu bilemeyenleri, cumhuriyeti anlayamayanlara da anlatmak gerekliliğini ve bunun en büyük sorumluluk paylaşımı olduğunda özellikle vurgulamak istiyorum hep bütün toplantılarda. Ben bunun doğrusu da bu. Şimdi yabancı misafirlerimizden Moldova'dan geçen, Bulgaristan'dan gelen bir kızımız var. Bulgaristan'dan gelen yine ne komşu dedik değil mi? Komşu. Are you neighborhood of the Turkey? Yeah, we are neighbors. Yeah. Evet, komşuyuz diyor. Not neighbor, komşu. Komşu. Evet. Onlar da bizim misafirlerimiz. Do you have the any message or do you want to I'm very happy to have the opportunity to experience other beautiful cultures and learn about traditional dances and I'm just very happy to be here. Burada olmaktan çok mutluyum. Muhteşem farklı danslar ve muhteşem farklı bir geleneksel dansların içerisindeyiz. Halk dansların içerisindeyiz. O yüzden tekrar söylemek gerekirse burada olmaktan çok mutluyum. Çok thank you. Biz de onlara bize geldikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu güzel anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadıkları için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Birazdan kortej yürüyüşünü başlatacağız. Ben sizlere Tele1'e çok teşekkür ediyorum. Tele1 bu işi çok anlamlı ve çok büyük bir sorumluluk anlayışı altında yapıyor. Ya yapmak zorundayız. Hepimiz yapmak zorundayız. Cumhuriyet Bayramı bir hafta yetmiyor ve asıl olan Cumhuriyet'in demek istediklerini anlayıp onu yaşam biçimi yaptığımızda her şey daha farklı olacaktır, farklı gelecek. Biz çok başarılı bir belediyeyiz. Çünkü Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet'in, Atatürk'ün yaşam ilkelerini takip ediyoruz. Yerel yönetim anlayışını takip ediyoruz. Halkımızla iç içeyiz, hiç kimseyi birbirinden ayırmadan. Ve bir şey daha var burada fark edilmesi gereken, bir ülkenin folkloru. Yani halk bilimi, o halk oyunlarından diğer kültürüne kadar her şey beraberinde gidiyor. Bunun hiçbir şekilde yatsınmaması gerekir. Bana göre dünyayı, dünyadaki halkları, insanları bir araya getirecek en önemli faktör de folklor. Yani bu bilimi de hiç yatsımamak lazım. Bugün hemen çeşitli ülkelerden gelen komşularımızın ve hepsi mutlaka onların gelenekleriyle ilgili bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Onunla ancak ifade ediyorlar. İşte o da onların halk bilimi. Demek ki her bir konuyu halkla beraber çözmek, yani yerelle beraber çözmek lazım. Siyaset çok gerilerde olmalı ki onu geriye atabilirsek savaşlar olmayacak. Yani ben tekrar sizlerin kanalıyla, Tele1 kanalıyla bütün izleyenlere, izleyemeyip de sonradan takip edeceklere özellikle bu dönemlere gerçekten sahip çıkılması gerektiğini ısrarla söylemek istiyorum. Çünkü çocuklarımız hep onlar da görüyorsunuz gözleri yüzleri pırıl pırıl. Bence bir iki tanesinden bir iki cümle al istersen. Hadi gel. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl hissediyorsunuz Cumhuriyet'in 100. yılı? Ya ben böyle çok mutluyum yani Atatürk'ün böyle çok iyi bir insan olması, böyle buralara kadar getirmesi üzere yani çok güzel. Sen bir şey söylemek ister misin? Ben de çok mutluyum, çok sevinçliyim. Teşekkür ederim sen. Ben de çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Evet. Ben de çok mutluyum. Atatürk eğer savaşlarımızı kazanmasaydı şu an bizler burada olamazdık. Ve Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey olmazdı. Atatürk'e çok teşekkür ederiz. Biz de varız. Ne söylemek istersin? Cumhuriyet'in 100. yılı nasıl hissediyorsun? Gayet mutluyum. Aşırı hüzünlüyüm. 100. yılımız oldu. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Evet Zeynel Lüle, Sarıyer'deki Cumhuriyet coşkusunu da Şükrü Genç ile birlikte biz de buradan aktardık. Buradan da kortej yürüyüşüne başlayacağız diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
Çok teşekkürler Ceren Ural, Umutcan Yücük'le birlikte Tele 1 ekibi işte bu şöleni en azından o heyecanı size hissettirdi, bize hissettirdi. O çocuklar artık 100. yılın nesilliği.